Geçtiğimiz gün düzenlenen genel kurul sonrası Payas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Süleyman Çelik, genç ve dinamik bir kadroyla Hatay ekonomisine ciddi katkılar sunacaklarının altını çizdi. Çok değerli arkadaşlarım var. Aramızda bir de tecrübeli bir abimiz var. OSB'nin Payas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşundan beri Payas OSB'nin kara kutusu diyebileceğimiz bir arkadaşımız var, Nihat Bey. Onu da yanımıza aldık. Diğer arkadaşlarımız da çok çok değerli arkadaşlar. Mahmut Kirmit, Osman Tufan, Sedat Şahin Bey. Hepimiz birlikte bu taşın altına elimizi koyduk. Payas'ın demir çelik üretiminde Türkiye'nin söz sahibi olan ilçelerinden biri olduğunun altını çizen Süleyman Çelik, yeni dönemde Payas Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik üretimini daha çok arttıracaklarını belirtti. Bu organize sanayide biz demir çelik üretimini nasıl katlarız, nasıl büyütürüz, nasıl geliştiririz, nasıl rentable hale getiririz? Bunu ilk hedef olarak önümüze aldık ve koyduk. Bunun için arazi genişlemesi gerekiyor. Burada arazi genişlemesi olmadığı için, araziler bize yetmediği için fabrikaları büyütemiyorsun, kapasite arttıramıyorsun. Kapasite arttıramadığın zaman rentable bir üretim söz konusu olmuyor. Maliyetleri minimize edemiyorsun. Küçük bir yerde, dar alanda kısa paslaşmalar gibi dönüp dönüp duruyorsun. Bu defa ne oluyor? Buradaki potansiyel dışarılara kaçıyor. Fabrikaları tek tek dolaşıp üyelerinin sorunlarını ve taleplerini birebir not ederek çözüm yolu üreteceklerini ifade eden Çelik, Payas Organize Sanayi Bölgesi'ni hak ettiği noktaya taşımak için her türlü adımı atacaklarını vurguladı. Payas OSB'nin, organize sanayinin hak ettiği yere getirmek için her türlü adımı atacağız. Her türlü kapıyı çalacağız. Vali Bey'in de kapısını çalacağız. Bakanların da kapısını açacağız. Başbakanın da kapısını çalacağız. Gerekirse Cumhurbaşkanımıza da gideceğiz. Fakat biz bu hizmeti yapacağız ve alttan kalkacağız. Bugüne kadar altından kalkamadığımız bir iş, hizmet, başarısızlıkla sonuçlanmış bir girişimimiz Allah'a şükür yok. Payas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Çelik konuşmasını şöyle sonlandırdı. Ben rahatım. Enerjik bir ekiple çalışmanın rahatlığını mutlaka biz pozitif olarak Payas, öncelikli Payas, sonrasında İskenderun, Dört Yol, Erzin bu bölgeye yayarak Hatay'a bir hizmet görevimizi ifade edeceğiz. Bundan Antakya'da, Hatay'da, Türkiye'de faydalanacak diye düşünüyorum.